Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Ekonomiyle başa çıkmakta zorlanıyor hükümet. Bir yandan pahalılık artıyor, bir yandan yeni zamlar kapıda. Elektriğe yeni zam geleceği söyleniyor. Özellikle sanayi elektriğine yeni zam geleceği söyleniyor ki bu her tarafa yansır. Akaryakıta yeni zam geleceği söyleniyor. Ukrayna-Rusya savaşı devam ettikçe bütün dünyayı etkiliyor bu. Ama Türkiye'yi daha fazla etkiliyor. Neden? Çünkü Türkiye zaten bir ekonomik krizin içinde yakalandı buna. Peki hükümetin bunu engelleyemeyen hükümetin dememiz lazım. Yani Nurettin Nebati'nin demeçlerini kusura bakmayın ben artık çok ciddiye alamıyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleriyle bile çelişiyor söyledikleri. Dünyada enflasyon rekorları kırıyor dediği, evet enflasyon kendi o ülkelerde rekor sayılıyor. 6, 7, 8 ya bizde 70 resmi rakamla kimse inanmıyor zaten. Ama hükümet ne yapıyor? Hükümet bunun çaresini basın üzerine baskı kurmakla, muhalefet üzerine baskı kurmakla, hatta yargı üzerine baskı kurmakta buluyor. Şimdi geleceğiz. Bakın Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı. 2014 yılında daha önce attığı bir tweetten dolayı yargılandı. Biliyorsunuz 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Bugün infaz edildi ceza. Yani ne oldu? Silivri cezaevine konuldu. Silivri cezaevine götürüldü Canan Kaftancıoğlu. İşte yorumlar var. Orada imzası alınıp serbest bırakılacak ya da bir gece yatıp çıkacak işte süresine göre falan diye. Ama esas siyaset yasağı getirildi kendisine. Siyaset yasağı getirildi. Milletvekili olamayacak. Diyeceksiniz ki siyaset yapmanın tek yolu milletvekili olmak mı? Kesinlikle hayır. Siyaset yapmanın tek yolu milletvekili değil ama muhalefeti bastırmanın yolu olarak yasaklamanın kullanılması yanlış. Tıpkı geçtiğimiz bundan 25 yıl önce İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değil mi bir şiir okuduğu için işte hapsedilmesi ondan sonra siyasi kariyerinin hızlanmasına da yol açtı. Ne oldu? Milletvekili seçilemedi ama partisi Türkiye'nin tek başına iktidar partisi oldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında Deniz Baykal vardı. Anlaştılar. Bir anayasa değişikliğine gidildi. İşte Siirt'te boşalan bir Jet Fadıl vardı. AK Parti'den milletvekili seçilmişti. Namlı bir işte bu dolandırma davalarında falan adı geçen bir şahıstı. Ondan sonra ne oldu? Onun yerine girdi ve işte bugünlere geldik. Yasaklarla siyaset engellenemiyor. Şimdi ayın birinde bir başka dava söz konusu olacak. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için. İşte onun da seçimlerde hani seçim tekrarına gidildi ya. Hani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi hani çok ısrar ettiler. Yüksek Seçim Kurulu da zaten onlar tarafından atanmıştı. AK Parti tarafından atanmıştı. Kabul etti. Ne oldu? İşte ona hakaret etti efendim. Yüksek Seçim Kurulu'na diye. Şimdi bilirkişi raporu geldi ki hayır burada hedef Yüksek Seçim Kurulu değil. Siyasi bir beyan diye. Ama Ekrem İmamoğlu'na da siyaset yasağı getirilmesi gündemde. Yani HDP'li belediyeleri düşünün. Kayyum atandı hepsine. Seçimle iş başına gelmiş insanlardı. Selahattin Demirtaş işte o da yasaklı biliyorsunuz yani zaten hapiste tutuluyor 5 yıldır. Yani böyle bir siyaseti yasaklama şeyi var. Siyaseti yasaklarla götürme, muhalefeti adeta temizleme şeyi var. Bunu 12 Eylül askeri rejimi daha açık yapıyordu. Diyordu ki seçime girme hakkı vermiyorum kardeşim. Yasaklısınız siz diyordu. Askerdi başta. Sıkı yönetim vardı. Kimse bir şey diyemiyordu o zaman. Şimdi bu başka şu şekilde yapılıyor doğrusu. Yani hatırlayacaksınız Devlet Bahçeli MHP başkanı, genel başkanı diyordu ki HDP kapatılsın. HDP'yi kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi kapatılsın. Yani bir şeyle yetinilmiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu için de şunu dedi. Hani Kılıçdaroğlu Van'a gittiğinde şey demişti ya, hani Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı dışarıda görmek istiyorsanız bize katılın. Bize katılın dediği de işte muhalefet bloku, altılı masa katılın diyordu. Ona dedi ki eğer çok özlediyse onların yandaki koğuşta ranza boştur oraya gitsin. Yani ana muhalefet liderini şeyle tehdit ediyor. Yani hapse atarız, seni de hapse attırırız.
Bununla tehdit ediyor adeta. Zaten dün biliyorsunuz işte Radyo Televizyon Üst Kurulu ana muhalefet partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını canlı yayınladığı için 4 televizyon kanalına ağır para cezaları yağdırmıştı adeta. Bugün başka bir dava daha sonuçlandı. Arkadaşlar, ana muhalefet partisi lideri daha önce suikast teşebbüsüne uğramıştı PKK tarafından. Linç ediliyordu bir şehit cenazesinde, hatırlayın. Neredeyse linç ediliyordu. Üstüne üşüştüler. Ve orada da bir tane işte bir köylü çubukta yumrukladı. Şimdi bugün dava sonuçlandı. Ne ceza aldı biliyor musunuz? Basit yaralama. Basit yaralama cezası aldı. Yani siyasi parti liderine adeta bir linç şeklinde saldırıda bulunmanın karşılığı bir kişiye basit yaralama cezası oldu. Şimdi yargıda işte bu durumda ama hani muhalefet liderinin konuşmalarının canlı yayınlanması bile artık yargı meselesi oldu. Bunun bir adım sonrası acaba meclise mi gelecek sıra, dünkü yayında konuştuk. Peki bir başka alana daha değinelim. Sayıştay'ın 160. kuruluş yıl dönümü kutlandı. 2 gün önce. Ne yaptı orada? Dün, özür dilerim, dün kutlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ne yaptı orada? Nasıl bir konuşma yaptı? Yani pek çok konuya değindi de. Dedi ki, Sayıştay kimsenin rakibi değildir. Dolayısıyla hata aramayın. Hükümetin işlerinde hata aramayın. Arkadaşlar bakın, 160 yıl önce söylüyoruz. Yani daha imparatorluk Türkiye'sinde kurulmuş Sayıştay. Niye kurulmuş? Niye kurulmuş? Tek amacı hata aramak zaten. Hata bulmak. Yani devletin muhasebesinde, devletin hesap işlerinde hata aramak, hata bulmak üzerine kurulmuş bir kuruma diyor ki Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı diyor ki hata aramayın diyor. Ne arayalım? Yani Sayıştay niye var o zaman? Sayıştay'ı da kaldıralım. Yani herkes, devlette herhangi bir kurumun başına geçen herkes, herhangi bir masada oturan herkes istediği gibi, istediği şekilde hesaplarla oynasın o zaman. Harcamaları yapsın. Usule uygun mu? Kanuna uygun mu? Anayasaya uygun mu? Önemi yok. Çünkü Cumhurbaşkanımız diyor ki Sayıştay'a, tek görevi devlet hesaplarındaki hataları ortaya çıkarmak olan Sayıştay'a. Diyor ki hata aramayın. Onlar ne yapıyorlar? Onlar da ceketlerini ilikleyip oturuyorlar. Çünkü epey bir süredir yine de ülkedeki yolsuzlukların ciddi bir kısmı son dönemde Sayıştay raporlarından çıktı. Kusura bakmayın, bir yudum çay alacağım. Sayıştay raporlarından çıktı. Ama şimdi oraya da bir tür sansür geliyor yani. Önce Sayıştay başkanından geçecek raporlar, sonra gönderilecek. Hatta meclis yetkili, yani meclis yetkisinin dahi ortadan kaldırılması tartışılıyor açık açık. Şimdi niye bunları söylüyorum? Çünkü artık ekonomiyle başa çıkamayan, idareyle başa çıkamayan hükümet değişik alanlarda baskı uygulayarak, işte basının üzerinde, muhalefetin üzerinde, yargının üzerinde baskı uygulayarak adeta çatlak ses çıkmamasını sağlamaya çalışıyor. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'na uygulanan siyaset yasağı. Hapse girerken döndü, bir poz verdi fotoğrafçılara. Şu işareti yaptı. Bu nedir? Basketbol, voleybol falan oynamış olanlar, maçları seyredenler bilirler. Mola. Mola işareti yaptı. T işareti. Ne demek? Devam edeceğim demek. Yani bir dinlenme süresinden sonra devam edeceğim demek. O siyaset yasağı sizce sonsuza kadar sürecek mi? Şöyle diyebilirsiniz. Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi desteğinde Adalet Kalkınma Partisi seçimi kazanırsa evet sürer. Adalet Kalkınma Partisi seçimi kazanırsa işte diğer Osman Kavala, Selahattin Demirtaş filan, yani şimdi isim saymak istemiyorum ama hepsinin siyaset yasağı da, her şeyde sürer, yasaklar süreceğe benzer. Ha, o zaman bu mola işaretinin anlamı ne? Yani ben iktidara geleceğimize inanıyorum ve bu işte değişecek demek. Canan Kaftancıoğlu'nun işaretini böyle yorumlamak mümkün. Ama
Arkadaşlar bakın bu yol hakikaten yol değil. Siz bugün ana muhalefet partisi liderine, adı bugün Cumhuriyet Halk Partisi, yarın bir başka parti ana muhalefette olabilir. Çoğulcu demokrasilerde ana muhalefet partisi kilit bir partidir. Çoğu ülkede ana muhalefet partisi lideri hatta Milli Güvenlik Kurulu'nun üyesidir ya da ona bilgi verilir mutlaka. Yani meclise şöyle bir şey gelecek, bu yasa işte ulusal güvenliği ilgilendiriyor falan diye. Bizde her şeyde dışlandığı gibi saldırmak serbest mesajı veriliyor adeta. Basit yaralamadan, sadece o tek yumruk olayından ceza veriyor mahkeme. Yani belki onu da vermemesi tercih edilirdi bazı siyasi makamlar tarafından. Ama bu işler, bu yanlış işler bunlar. Yani önüne geleni yasaklayarak, medyayı yasaklayarak, muhalefeti yasaklayarak ne elde edileceği düşünülüyor? Tarihten hiç ders alınmıyor mu? Dünya tarihi, Türkiye tarihi bu tür girişimlerin başarısızlıkla uzun vadede hem de çok kötü sonuçlarla sona erdiğinin örnekleriyle dolu. Dolayısıyla biraz geçmişten ders almak lazım. Biraz aklı selimde hareket etmek lazım. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşça kalın.